Evet merhabalar son dönemde pek çok yeni model otomobil piyasaya çıkıyor. Özellikle yeni bir fiyat karşımıza çıktı. Özellikle düşük segment ürünlerle ilgili 229 bin lira bandı 229 bin lirayla çizilmiş bir hat var. Bu hat altında kalan veya birazcık üzerinde kalan birkaç otomobil var. Bunlardan bahsedeceğiz. Özellikle uygun fiyatlı, uygun fiyatlı diyorum kızıyorsunuz ama görece uygun fiyatlı Geçenlerde bir BMW showroomuna gittim. Orada böyle 2 milyonlar, 4 milyonları görünce 200 bin lira evet uygun fiyatta gözükmeye başlıyor birden. Şimdi bunlara değinelim. Elimizde böyle bir bütçe var. Hangi otomobili siz seçersiniz? Bunu biraz konuşalım. Bir pazar sohbeti yapalım. Evet 229 bin lira bütçe. 229 bin lira bütçe son dönemde böyle çoğu ürünle karşımıza çıkmış oldu. Şimdi City'nin zirve noktası. Executive ile beraber 229 bin liraya bayağı donanımlı bir B segmenti sedan alıyorsunuz. 229 bin liraya komfort donanımlı Dacia Duster 1.3 TC 150 beygir ve EDC şanzımanı bir ürün var. Baktığınızda turbo motor 150 beygir ve EDC şanzıman oldukça güzel gözüken bir üçlü ki Duster'da yine hatlarıyla beraber şık gözüken bir su ama komfort donanımıyla beraber... Donanımsal anlamda zayıf. Yine marka tarafında Renault grubuna geçtiğimizde Renault'un Taliantı 227 bin liraya 1.0 turbo taşı sunuyor. Ama baktığımızda şimdi Duster güçlü haliyle 20, 229 bin lira, Comfort Taliant 227 bin lira. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Taliant alanın zarar edeceği bir otomobil halinde. Bunu hep en başından beri söylüyorum. Sarı sayfalarda da Taliantların süründüğünü görüyorsunuz alanı zarar ettirdi. Çünkü fiyat olması gerekenden yüksek talyantında bu fiyatlara pek şansı olmadığı ortaya çıkmış oluyor. Yine bu kulüpte neler var? 223 bin lira seviyesinde Hyundai Bayon satın alabilirsiniz ki orada da donanımsal anlamda fena bir ürün elinizde yok ama 1.4 atmosferik motor tam otomatik şanzıman performans anlamında zayıf bu anlamda City daha hızlı bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Hız anlamında baktığımızda en hızlı ürün burada Duster 150 beygirlikle karşımıza çıkmış oluyor. Şimdi özellikle sınıflara takılıyorsunuz. Arkadaşlar bir otomobil alırken sınıflardan fazlası cebinizdeki paradır. Cebinizde 229 bin lira para var. Girip Corolla 1.5 Vision alabiliyorsunuz. Otomatik vites ki zaten bunun kıyaslamasını yaptık. Çoğunuz City yerine bu arabayı tercih ettiniz. Boş bir araba ama 1.5 yeni nesil direkt enjeksiyonlu bir motor, yeni nesil bir CVT şanzımanla beraber aslında en güncel ürün olarak karşımıza çıkıyor sedanlar arasında ama LPG uyumsuzluğu bu ürünü biraz geri plana atıyor. Yepyeni bir ürün. City tasarım olarak oldukça şık olmuş ama küçük tekerleklerle beraber eski city modellerini bizi hatırlatıyor biraz sırıtıyor tasarım anlamında. E şimdi Talyant'ın fiyatı yüksek dedik. Talyant'ı eledik. Egea'nın otomatik şanzımanı yok ama 229 bin liraya 1.3 Multijet launch paketli bir araç alırsınız. Benim için otomatik şanzıman önemi yok derseniz dizel motor launch paketli da tatmin edici bir seçenek olacaktır. Yani bu fiyat klasmanında pek çok ürün var. Biraz üste çıktığınızda 233 bin lira seviyesinde C3 Air Cross var mesela 1, 2. Turbo motoru ile beraber veya şanzımanı ile beraber de o da güzel bir seçenek. B-SUV tarafında başlangıç seviyesinde sayılabilir ama iş görecek bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Haliyle cebinizdeki paraya göre kıyaslamak lazım. Yani 229 bin liraya City bu anlamda ne kadar mantıklı tartışılır hale geliyor. Segmentler arasında boyutlar karıştı, ölçüler karıştı. Onun için. Özellikle segmentasyonda işte B segmenti gözükmesinin nedeni City'nin C segmenti bir tarafta Civic var. Çünkü Civic ile aynı sınıfta konumlandırmak istemiyor firma haliyle bu ürünü boyutta her ne kadar benzeşse de. Baktığımızda özellikle City'nin yalıtım konusunda sıkıntısı olduğunu test editörlerinden duyuyoruz. Yani zaten Honda'larda Eski nesil FC5'i benim bir dönem almama nedenlerinden bir tanesi de yol sesi problemiydi. Yol sesi problemi özellikle Japon araçlarında ön plana çıkıyor ki Honda'da motor yalıtımının da ne kadar zayıf olduğu anlatılıyor. Zaten test editörlerinin suratına baktığınızda şu var. Hmm, güzel ama yani güzel çünkü güzel diye anlatmaları lazım. Markalar onları tanıtsınlar diye çağırıyor. Ama yüzleri böyle hmm, güzel bir ürün City alırım <laughs> şeklinde karşınıza çıkıyor. Demek ki sürüş anlamında pek de başarılı değil. Bu arada bazı abonelerimiz gitti sordu. City'yi almak istedi showroomlara. Showroomlar sağ olsunlar hemen aksesuarlı fiyatları üzerine eklemişler. Aksesuarlar CV'ye göre daha insaflı fiyatlarla şimdi karşımıza çıkıyor. Mesela giriş paketi 219 bin lira olan aracı 235 bin lira seviyesine çıkardıklarını duyuyoruz. Yani 15-16 bin lira seviyesinde aksesuar faturaları yine City'de de karşımıza çıkmaya çalıştırılacak Honda tarafından. Ama şimdi Civic başka bir yerde, City başka bir yerde. Yani Civic evet şık bir otomobil, güzel bir otomobil, al albenili bir otomobil ama City bu anlamda eli biraz zayıf. Yani Honda aksesuar konusunda City'de dayatma yaparsa bence taşa çarpabilir. Özellikle... Pazar noktasına da değineyim bu videoya girmişken. Ağustos ayı geçtiğimiz yıl Ağustos ayına göre %1'lik artış var. Bazı arkadaşlar düşmüş, ölmüş pazar falan diyor ama toplam pazar ticari konusunda sıkıntı var. Binek konusunda çok az da olsa artış var. ÖTV'ye rağmen neden arz problemi var arkadaşlar? Gittiniz ÖTV'de koştunuz ya bayileri. Araba bulamadınız. E, ürün yok bu çip krizi nedeniyle. O da işleri karıştırmış oldu. Fiyat noktası zirveye gelmiş gibi gözükte eylül ayında çoğu marka fiyatlarıyla oynamadı. Leon'un bir fiyatını zamlandığını gördük. Leon dışında hemen hemen herkes fiyatları benzer seviyede tuttu. Bu da pazarın durumunu aslında bize gösteriyor. Pazarın bir yerde doyması lazım. Yaz da bitti. Yaz da bittikten sonra pazarla ilgili durum genelde aşağı yönlü olmalı ve kurun durumu da oldukça önemli. Onun için otomobil satın alırken bunlara iyice bakmak lazım. Yani bugün 229 bin liraya Honda City almaya gittiğinizde Aralık ayında daha mı yüksek çıkar daha mı düşük çıkar bunu iyice hesaplamanız lazım. Bunun için ekonomiyi takip edeceksiniz. Ekonomik kaynakları takip edeceksiniz. Özellikle faiz açıklamasını takip edeceğiz. Faiz düşüşü olur mu? Faiz düşüşü olursa Dolar ne olur? Bunlara bakmak lazım. Tabii euro kurundan ama herkes alışmış artık dolara bakmaya. Dolar euro zaten paralel hareket ediyorlar. Evet nereden geldik? Nereden çıktık? 229 bin lira seviyesinde hangi otomobiller olduğundan bahsettik. Özellikle neyin altını çizdik? City'nin altını çizdik. Yeni bir ürün olduğu için. Sizin cebinizde 229 bin lira para olsa neyi alırsınız? Neleri saydık? Corolla 1.5 Vision. Onda City Dolu pakette Executive hali. Talant 1.0 0 Touch paket. Orada da yine dolu versiyon. Duster. Duster 1 3 TC Comfort paket. Hyundai Bayon. Diğer tarafta neyi saydık? C3 Air Cross gibi güzel farklı farklı seçenekler var. Ben hangisini seçerdim noktasında benim de kafam karışırdı açıkçası bu seçenekler arasında. Kimi daha güçlü, kimi daha albenili, kimi Sedan kimi su açıkçası kafayı karıştıracak bir bütçe olarak karşımıza çıkıyor. Evet bugün dağınık da olsa bir pazar sohbeti yapmış olduk. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.